İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugün iki konuğum var ve Azra Cohen, Özge Doğru. Konseptimiz fark. Neden fark? Önce müzikle başlayacağız ve farkı göreceksiniz. Ben açıklamayayım, görün. Güller ve dudaklar. Bu dekor içinde gayet hoş olur. Tabii. İşte fark.
sanıyorum Türkiye'de ayakta kanun çalarak şarkı söyleyen tek sanatçı durumundasın. Onun için fark dedim. Evet, yani bayanlar da öyleyim. İlk başlatan benim, daha doğrusu öyle söyleyelim. Evet. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı mezunusunuz. Evet, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Ve hocalık da var bu arada, değil mi? Evet. Aynı zamanda korom var. 11 senedir yönettiğim. Hocalık tarafım öyle şu anda. Görüyorsun, sen şimdiki bir kitap yazarı, roman yazarı olarak nasıl dinledin acaba? Ben de ayakta yazıyorum. Kitap. Yazar mısın? Ayakta yazmışlığım, birkaç kelime yazmışlığım var. Ama evet, gayet güzel. Çok fark var mı ayakta ve oturmak arasında? Evet, size var. Sormak lazım aslında, değil mi? Bu var. Bir teknik çünkü zannediyorum. Ki. Evet, öyle. Yani kanun çalmak zaten başlı başına zor bir iş. En zor enstrümanlardan biri Türk sanat müziğinin. Ayakta çalmak tabii ki, şimdi teknik isteyen bir enstrüman olduğu için ayakta çalmak da tabii ki daha fazla bir efor sarf ettiriyor. Söylemek zaten, çalıp söylemek de zor. Yani böyle ben bunu koro yöneterek başladım ve o şekilde devam etti. Güzel bir görüntü oldu, böyle gidiyor. Azra, şimdi en son çıkan kitabın Aden. Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak ADN'ye karşılığı diye geçer. Evet. Evet. Ve FGP dizisinden sonra, ki bunlar da en çok satanlardı. Şimdi uzunca bir süredir raflarda en çok satan. Evet. Ve galiba satan. Türkiye'de bir var. De bütün kitap evlerinin toplamında en fazla kitapları satan yazarsın. Evet. Evet. Forbes dergisinin. Forbes dergisine göre. Evet. Rakamlarına göre. Onlar bütün istatistikleri topladıkları için, evet. Ayakta çalıyor, dikkat edersen. Son kitabındaki Sonya da şöyle yaptı. Evet. Ayakta. Fakat onun bulunduğu gezegende daha yükseliyor. Önce. Çünkü başka bir gezegenden geldiği için ayakta oldu ve vücudundaki bütün yabancı maddeleri bir takım canlılar temizlediler. Evet. Yani ayakta durmanın galiba hoş bir şeyi var ama senin karşılığında insanlar hep ayakta ve ayakları biraz yerden kesilmiş gibi oluyor. Aslında ayakta durmak deyince bizim gezegenimizde ayakta durabilen yegane canlı biziz. Yani ayakta durabilen çok az canlı var. Bak, yani eğer konsepti felsefeye taşırsak. Homo erectus'tan. Evet, Homo erectus. Ayağa kalkış. Varoluşun, evet, ayakta duruşuna taşırsak, evet. Ama yani biz galiba sadece sen, ben, Özge değil, hepimiz 11 saniyenin bile kaçta kaçıyız belli değil. Belki salise bile değiliz. Evren saati, evrenin, şimdi bizim bulunduğumuz kendi güneş sistemimizle, İçinde bulunduğumuz bu Milky Way adını verdiğimiz, Samanyolu adını verdiğimiz sistemin merkezine uzaklığımız zaten 260 milyon ışık yılı. Yani aslında evrenin yaratılışından itibaren, varoluşundan itibaren dünya gezegenini ve dünya gezegeninin içinde insanın ilk çıktığı zamanı koyduğunuzda insanın var olma zamanı evreninkine göre sadece 11 saniyedir var. Yani aslında 11 saniyedir dünya gezegeninde var olmuş evrenin bir organizmayız. Evrenin varoluşu kaç yıl önce, kaç milyar yıl önce? Şimdi 14 milyar yıl önce evrenin var olduğuna inanılıyor. Bunun içinde 4,5 milyar yıl önce dünya gezegeni, içinde yaşadığımız gezegen var oldu. 200 bin yıldır da insan dediğimiz Homo erectus, dan öncesinden Homo erectus ve bize modern insan, Neandertallerden Homo sapiens'e kadar olan zincirdeki insan var oldu. Bu bizim varoluş aralığımız o kadar, evrenin tamamıyla kıyaslandığında o kadar kısa bir zaman ki 11 saniyeyi tekamül edecek sadece kısalıkta. Sadece 11 saniye. Evet, yani aslında biz inanılmaz yeni bir organizmayız. Bebek bir organizmayız. Yani hızlıca sayılabilecek bir 100 metre koşucusunun 100 metrede kaç saniyede koştuğuna bakarsanız 10 saniyenin altına indiğinde müthiş bir şey olmuştu. Rekor 10 saniye rekor olarak görülmüştü. 11 saniye de bu. Evet. Onun için de insan olabilmek için diyor, daha epey mesafemiz var, zamanımız var önümüze. Emek vermek lazım. Ve şimdilik insansıyız diyorsun. Evet.
Yani insan, çünkü düşünsenize gezegendeki en dominant varlıklar biziz. Değil mi? Bizden daha domine olabilmiş, zeki, bu kadar kolonileşmiş hiçbir şey yok. Bakteri ve virüsleri, yani belki buzulların altında bir sürü bakteri ve virüsler vardır. Şimdi buzullar eridikçe ortaya çıkacaklardır, onları bilmiyoruz. Fakat eğer bu kadar dominansın varsa bir gezegende, o zaman bir sorumluluğun olmak zorunda. Diğer seninle birlikte yaşayan diğer yaşama karşı bir sahiplenmen, sahip çıkman olmak zorunda. Biz çok bebek bir organizma olduğumuz için 11 saniyedir daha o sorumluluğun farkında değiliz. Çocuklar gibi, çocuklar da kendi sorumluluğunun farkında değildir. Ümit ediyorum ki gelecekteki dönemlerde özellikle alttan gelen yeni neslin bu farkındalığıyla birlikte farkındalık. Ümit ediyorum ki işte bu sorumluluklarımızın farkına varacağız. Yani hayatı köleleştirmek için değil de yaşamın yanında olmak için emek vereceğiz. Yani kitap üslubu bence bazı şeylerin, unsurların yanı sıra önemli bir ağırlığı olan boyutu da öğreniyorsun. Her birkaç sayfada bir ve öğrendiğin gerçek bilimsel araştırmalara dayanan ve popüler olmamış bilgiler. Tabii bu büyük bir emek. Özge, düşün ki, bildiğim kadarıyla söylüyorum, her sabah saat 6.45'te falan çocuğunu gönderiyorsun. Hayır, çocuğunu gönderiyorsun. Evet, 7'de diyelim oturuyor. Ona kadar dünyadaki yayınlanan bütün önemli üniversitelerdeki bilimsel tezleri okuyor. Evet. Nereye üyesin? Laureate Lens'in çok büyük bir kütüphanesi var. Laureate'in çatısı altındaki birçok üniversitenin bağlandığı bir loop bu. O loop'a bağlandığınızda zaten Laureate Lens'e bağlı olmayan üniversitelere de giriş hakkınız olabiliyor. Belirli araştırmalara, belirli makalelere. O yüzden çok büyük bir kütüphaneye üyeyim. Hep kütüphaneden okuyorum yani. Özge, sen de öğretim üyeliği yapıyorsun. Evet. Nerede? Üniversite yapıyor musun? Şu anda sadece Türk Sanat Müziği Koron var. Çünkü bu Koron albüm... Var, evet, evet. Şişli Belediyesi'nde kurduğum, 11 senedir yönettiğim bir koron var. Onun dışında ben aslında zihinsel engelli çocuklara müzik öğretmenliği zihinsel yapıyorum. Zihinsel engelli. Zor ama tabii bir şey ki, ama, tabii ki çok zor. Büyük emek isteyen. Evet, bayağı emek isteyen ve zaman isteyen bir iş. Ama bu işe biraz gönüllü olmak da gerekiyor tabii ki. Ama sonuna kadar gitmek lazım. Evet. İnsan ömrü iyi bir şeye adandığı zaman. Tabii. Güzel. Ne demiş Veysel? Uzun ince bir yoldayız. Evet. Dinleyelim mi senden? Tabii ki. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece.
yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz geceyi gündüz geceyi. Çok güzel. Ve kanuna ne kadar hakimsin? Kaç yaşında başladın kanun çalmaya? 11 yaşında başladım. Nasıl oldu peki kanuna giriş? Şimdi konservatuara giriş sınavında bana ne enstrüman çalmak istediğimi sordular. Aslında ben piyanoyu tercih etmiştim. Fakat Türk Sanat Müziği, Türk Müziği Devlet Konservatuarı olduğu için bizde piyano yok dediler yani ders olarak. O zaman ne seçebilirim? Şimdi o zaman da tabii 10 yaşındayım daha. Düşündüm o sıralarda TRT'de kanunla çok güzel böyle taksimler dinliyordum. Dikkatimi çekiyordu, babamlar izliyordu. Onu da böyle çok renkli bir enstrüman olarak gördüm. Piyanoya da benzettim aslında. Zaten kanunla Türk müziğinin piyanosu diyoruz biz. Ondan dolayı o günden beri onu seçtim ve seçildim de. Evet, o şekilde gitti. Kanuna? Türk müziğinin piyanosu diyorlar. Evet, o şekilde algılanıyor genelde. Zaten dinlediğiniz zaman da onu hissedebiliyorsunuz aslında. Evet, neydi o intro? Hani Fazıl Say'ın diye evet, kayması rüzgar, diyor tuşlarda. Rüzgar deniyor ona. Burada da aynı şekilde müthiş bir... Evet. Evet, slalom yaptın. Böyle rüzgar esintisi yaptık. Sen kayaktan geldin. Slalom yaptın mı? Bol bol. Mecburi. Kaç senedir kayıyorsun? Ben aslında snowboard yapıyorum yaklaşık 15 senedir. Çok daha ileri. Evet, şimdi bu sene kayağa geçtim çünkü oğlum kayıyor. Oğlumla birlikte kaymak istediğim için bu sene ilk defa kayağa geçtim. Bütün kitapçıların, yayın evlerinin en çok satan kitabı. Şükürler olsun. Adem, evet. Bütün bu okuyucular, ben dahil, senin fanların. Estağfurullah. Bir ricada bulunuyoruz. Lütfen tehlikeli spor yapma. Ay çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Çok çok yani ne güzel sen hiç tehlikeli olmayan sporlar var. Evet ama kaymak da yani eğer beyni yıkıyor. Evet çok çünkü 2000 metreye çıkıyorsunuz. 2000 metre yükseklikte oksijenin çok bol olduğu bir ortamda oluyorsunuz. Bambaşka bir duygu yüklüyor insana eğer temizliği seviyorsanız. Bu kitabın diğerlerinin hepsi yeryüzünde başlamış ve yeryüzünde bitmişti. Evet. Sonra birdenbire bizi başka bir gezegene getirdin. Güneşin oradaki rengi ne? Güneş mor çünkü oradaki varlıkların göz yapıları çok daha farklı şekilde gelişmiş olduğu için ışığı bizim gibi 7 renk üzerinden algılamıyorlar. Çok daha farklı ara renkleri de algılıyorlar. 24 farklı renk algılayabiliyorlar. O yüzden hani bir insanı o gezegene götürdüğümüzde o güneşin ne renk göreceği ile bir Edenli'nin kendi güneşini görme rengi arasında çok ciddi bir fark var. Bir ama renk. Numi evet. Müthiş bir beyazlığı var. Evet, çünkü güneşten korunuyor sürekli. Neden? Kendisi biraz, şimdi çok spoiler vermiş olacağım ama kendisi yarı edenli, yarı dünyalı olduğu için edenlerin daha bronz bir teni var. Numi'nin teni ise çok açık ve çok açık olduğu için... Sen hep bir şeylerden esinlenirsin kitaplarında. Evet. Yani şimdi burada söylemeyeyim, esinlendiğin gerçekler var. Evet. Onları alıp romana aktarabiliyorsun. Evet. Tabii Numi'ye bakarken teninden... Kendinden esinlendin mi? Yok yani şöyle. Geçelim. Benim de ten açıklığına biraz evet. evet. Peki bu sonradan dünyaya geçen çok çok güzel bir kitap ve
benim en sevdiğim kitap tarzıdır. Her birkaç sayfasında bir yeni felsefe, yeni bir bilimsel gerçeklik. Mesela başka bir alanda Dan Brown yapıyor. Sonra bir tabloya bakar gibi bunu okuyorum. Sanki resimler düşünüp ve onları satıra koymuşun gibi satırlar haline getirmiş. Çok doğru, evet. İşte bu aslında biraz şeyle ilgili, süreklilikle ilgili. Yani kafanıza koyduğunuz şeyi oluşturmakta yeterince inatçıysanız ve kararlıysanız, daha da önemlisi, böyle çok ilginç şeyler yapabilen bir organizmayız yani. Değil mi? Çok çok detay şeyleri başarabiliyoruz. Sadece biraz hani keyiflerimizi ehlileştirmemiz lazım. Keyfini ehlileştirdiğin zaman çünkü çok daha farklı şekillerde üretebiliyorsun. Ya şimdi senin felsefen, kitaplarında da işlediğin böyle bir dünyayı gerçek insan olarak canlıları yok etmeyen bir yaşam tarzına, nihayet o olgunluğa erişmiş olarak bir ideali savunuyorsun. Çok güzel. Yalnız bir şey var, kitapta yok. Sana sorayım. Şimdi diğer ölü yıldızlar gibi dünyada bir gün sönecek ve ölü bir yıldız haline gelecek. Dünyayı kurtarmak da mümkün mü acaba? Soğuyan bir... Hiç bak, var mı o konularda da tezler okuduklar? Dünyayı sen? Evet, dünyayı kurtarmak valla böyle, şimdi şöyle, dünya çok güçlü bir gezegen. Ben çocukken hep dünyayı insanlardan kurtarmayı düşünürdüm. Çekirdek etrafında ne var? Yeryüzündeki suyun 3 kat daha fazlası bir okyanus yerin altında var. Hidroksit formunda bir okyanus var yerin altında. Hidroksit. Evet ve bu böyle kristal bir taş gibi aslında o form. Ve şöyle, yaşım ilerledikçe, bilimle tanıştıkça dünyanın aslında nasıl bir işte pil gibi vazife gördüğünü, ne kadar güçlü bir gezegen olduğunu anladıkça şunu fark ettim. Aslında insanların dünyayı yok etmesi mümkün değil. Biz ancak kendimizi yok edebiliriz. Hayır, dünya ateşi soğuyup soğuduktan sonra... Evet, dünya çekirdeğimizdeki evet, ateş. Zaten güneş de büyüyecek, büyüyecek. Evet, dünyaya genişleyecek, yaklaşacak, ikisi birlikte patlayacak. Ama aynı şekilde biz de genişliyoruz. Ama peki o teoriye karşılık ben de size şöyle bir teori sunayım o zaman. Ha. Şimdi biz dünya gezegeninde sıfır seviye de bir uygarlıktayız. Ne demek sıfır seviyede? Yaşadığı gezegenin işte içinde yaşayan, yaşamdan beslenen, işte hayvanları yiyen, ağaçları kesen, daha çok bir parazit gibi yaşayan uygarlık seviyesindeyiz. Şimdi bizim kendimizi geliştirip birinci seviye bir uygarlığa çıkmamız lazım. Astrofizikle ilgilenenler bu seviyelerden neyi kastettiğimi bilirler. Yani lütfen bunları bir araştırın. Boyutlar meseleleri. Birinci seviye bir uygarlığa çıktığımızda. Biz 3 boyutluyuz. Evet, 3 boyut algısındayız. 4 olduğu andan itibaren bizim, senin satırlarından alıyorum. Biz ve bir bakteri neyse aradaki fark, insanla bakteri arasında nasıl büyük bir fark varsa, işte dördüncü boyuta ulaşmış bir insan. Dördüncü boyut algısındaki bir varlıkla bizim aramızda da o kadar büyük bir fark var. Evet. Çünkü zaman dördüncü ve boyut. Ve ona kadar da çıkıyor galiba. Tabii string teori, yani Stephen Hawking'in matematiksel olarak hesapladığına göre 10. boyuta kadar varoluşun var olduğu matematiksel olarak hesaplanmış durumda bugün. Harika bir iş daha çıktı senden. Kitap derken birden müthiş bir dizi patladı. Bizim dizimizin müzikleri de çok iddialı. Kim yapıyor? Cem Öget ve Emrah Erdemir ile çalışıyoruz. Yani daha önce Türkiye'de işlenmemiş tarzda bir iş çıkacağını ümit ediyorum açıkçası. Hayat utandırmasın. Ya açıkçası... Kimler oynuyor? Serenay Sarıkaya, ne Ozan rolünde? Güven, Duru. Serenay Duru. Dans dersleri aldı mı? Tabii çok. Sadece dans dersi değil. Yani şöyle söyleyeyim, pilatesten, jimnastiğe, functional training'den, baleye kadar 4 ayrı hocayla aylarca çalıştı. Çok esnedi. Bacaklar falan kalkıyor mu böyle? Tabii kalkıyor. Evet, kalkıyor. Çok zaten çalışkan bir kız. Yani ben işini hakkını vererek yapmaya çalışan insanlara çok saygı duyuyorum. Ne iş yaptıkları önemli değil. Serenay bunlardan bir tanesi. Ozan Güven bir diğeri. Can rolünde. Evet, Can rolünde. Ozan da çok partiküler bir oyuncu. Yani zaten öyle bir karakteri İlk sevgilisi Deniz rolünde o halde. Mehmet Günsür. Mehmet Günsür, o da o da çok iyi. Berrak Tuzuna taç var. O da Özge rolünde. Özge. Evet. Oo. Evet.
Antik Yunan'da altın oranı anladığından beri gözümüze güzel görünen her şeyde doğanın bu sihirli tanrısal oranı taklit edildi. Formül nedir peki? Fi. Bilgimiz Büşra Develi tarafından oynanıyor. Büşra'yı da çok açıkçası beğeniyorum. Göksel karakterini, Göksel karakterini yani Armağan Oğuz oynuyor. Çöp toplayan fakat müthiş güçlü. Evet. Harika aynı zamanda dansçı, yetimhanede büyümüş, tek başına olmayı, hayatta kalmayı becerebilmiş bir varlık olarak. Armağan Oğuz oynuyor. Sadık Murat Kolhan karakterini, Medya Mogulu karakterini ise Osman Sonant oynuyor. Evet. Sadık orada önemli rolü var. Çünkü o büyük bir medya patronu. Fakat orada çok enteresan gelişmeler var. Tabii bunları çok da fazla açmak istemiyorum. Medya Mogulu, evet. Yani şöyle, biz öncelikle ekip olarak şurada çok özen gösterdik. Kitaptan alınan keyfin aynısını, aynı sahnelerle birebir böyle hikayede hiçbir değişiklik yapmadan birebir koymak yerine, hani kitabı okuyanlara da sürpriz olacak, kitabı okuyanlar için de bir yenilik, bir değişiklik anlamına gelebilecek değişik sahnelerle hikayeye girdik. O yüzden seyrettiğinizde hani kitabı okumanızı engellemeyecek bir tarz oluşturdular. Niye internetten yaptınız da normal bir dizi yaptı, regular ben dizi. Ben televizyondaki rating sistemine girmeyi doğru bulmuyorum. Sen mi tercih ettin? Yani zaten ben evet. Çünkü daha önce televizyona da birçok kanalla ilgili de teklifler gelmişti. Fakat bunlar kabul edebileceğim teklifler değildi. Yani şimdi böyle bir serinin dizisini rating yarışına sokmak bir kere benim inandığım her şeye aykırı bir şey yapmam demek. Değerli izleyiciler, fark demiştim. Bir tane daha. İşte o yüzden de ben o teklifler hiçbir zaman benim için uygun değildi. Ta ki Ekrem Bey, Ekrem Çatay işte bu projeyi internette ücretsiz olarak, burası benim için çok önemli, herkesin bedavaya seyredebileceği bir formatta yayınlamayı sunana kadar. Doğal olarak Ay Yapım çok işinin ehli olan bir ekip. Ekrem de bu mesleğin duayenlerinden biridir. Çok saygı duyduğum bir insan. Bakalım yani inşallah hayata katkısı olsun. Yani sıradan böyle seyredip bize vakit kaybettiren, vakit harcatan bir dizi değil de seyrettikten sonra üzerine düşünebildiğimiz böyle anlamlara kapı olacak bir dizi olsun. Kitabın hakkını versin. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni yaptıktan yani sonra... Böyle 3-5 sayfada, 10 sayfada bir de böyle kadın erkek ilişkilerinin en kozi tarafları, en intim tarafları. Evet. Orada çok ustalıkla yazılmış. Galiba Frankfurt'ta bir yerde sana birisi ne demiş? Ha şöyle, bir kitap fuarındaydım. Bir tane çok tatlı bir işte bir beyefendi geldi yanıma 65 yaşlarında. Dedi ki ben dedi Azra Hanım, eşim dedi, eşim, kızım, kız kardeşlerim, evdeki bütün sülaledeki bütün kadınlar kitapları okuduktan sonra dedi biz dedi sizin kitapları okumaya başladık dedi işte eniştelerle birlikte. Yani ailedeki erkekler olarak oğullarımla birlikte. Ve dedi ben dedi kitap fuarına gelene kadar dedi hani adınız falan dedi geçiyor ama ben işte hep Cohen diye duyuyorum. Bir baktım ki siz kızsınız, ben sizi hep erkek hayal etmiştim dedi şeyden. O yüzden dedi inanamıyorum bu kitabı bir kadının yazdığına dedi. Evet yani zaten insan psikolojisini gerçekten analiz etmek için emek verdiğinizde, öğrenerek emek verdiğinizde, tahminler değil de daha çok davranışlar üzerinden, analiz edilmiş, yapılmış araştırmalar üzerinden emek verdiğinizde o zaman şeyi fark ediyorsunuz. Belirli kalıplar var. Ve bu kalıpların dışına çıkan insanlar toplumda zaten sivrilen insanlar. Ben işte o sivrilen insanların hikayesini yazdım aslında. Ve tabii psikolojiden bahsetmişken bir de eğitim süreci var. Neler yapıyorsun, yaptın ve yapıyorsun? Hala eğitim alıyorum. Önce bir dakika, önce... Radyo Televizyon ve Sinema İstanbul Üniversitesi. Sonra? Otto Üniversitesi. Üçüncü Kanada. Dünya ülkelerine yardım ekonomisi, evet Kanada. Evet. Liverpool Üniversitesi. Üçüncü dünya ülkelerine yardım ekonomisi. Az evet. Gelişmiş dedikleri hatta gelişme yolunda evet. Daha kibarcası. Evet. Evet. Ve Liverpool Üniversitesi psikoloji. Psikoloji. Şu anda doktoramı yapıyorum. Biraz doktoram tabii aksayarak bunca yoğunluğun içinde biraz beni anlayışla karşılamaları gereken bir sene geçirdim. Ama yani devam bireysel ediyorum. Bireysel olarak mı devam edeceksin kabine açtığında yoksa
toplum psikolojisiyle mi uygulandı? Ben aslında şöyle... Yoksa akademik kariyerle mi devam edeceğim? Ya aslında karar vermedim ona yani daha. Ama öğrenebildiğim her şeyi öğrenmek istiyorum. Zamanımın yettiği kadar diyeyim. Yani amaç o. Hepimiz hayatımızın sonuna kadar çünkü öğreniyoruz. Çünkü çok verimli bir kaynaktan öğreniyorum. Evet. Peki bu kadar çok kişilik içinde kendini hiç kaybettiğin oluyor mu? Keşke kaybedebilsem kendimi. Kaybetmiyorsun. Ne olduğunu düşünüyor musun bazen ben? Bu muyum, bu muyum? Hayır. Hep aynısın. Evet, hatta bu biraz sıkıcı bile olabilir. Bunu eşime sormak lazım. Bende bir aynılık ve nereye koysan aynılık durumu var. Evet. Nereye koysan? Nereye koysan. Ve oradan buraya konunca? İşte aynı olmaya devam ediyorum. Belki değişir zamanla, bilmiyorum. Bu son kitabında dizi değil, film oluyor galiba. Eden, film olmasıyla ilgili bir anlaşma imzalamadık. Sadece teklif geldi. Three Star Production Company'den. Nerede? Three Star. Amerika'dan. Evet, Amerika'dan. Kitabın film haklarını ellerine tutmak istediler 5 sene. Böyle bir teklif getirdiler. Ama kitap şu an İngilizce'ye çevriliyor. Penguin Kitap aracılığıyla geldi bu teklif. Penguin. Evet, o yüzden de açıkçası bir İngilizce bahsettiğin çevirmesini... Bahsettiğin isimler müthiştevi isimler. Evet, evet. Evet. Yani şükürler olsun, hayat yardım ediyor. Evet, şükürler olsun. Gene biz bir ara verelim. Verelim. Tabii ki çok güzel olur. Oturma lütfen. Mutlu Son, yeni çıkan albümün. Evet. Raflarda. Bu albümünden hangisini söylersen yine Mutlu Son'u söyle. Tabii Mutlu Son'u söyleyelim. Mutlu bitirelim. Öyle yapalım. O henüz bir ay oldu çıkalı. Aragon demiş ki mutlu aşk yoktu. Ben hiç katılmıyorum buna. Bence vardır ya. İlla işin sonunu söylüyorsan sonu mutluluk olabilir ama en azından amaçtan daha zevkli olan o yolculuktur. Aşkın yolculuğu. Orada yalanırken aldığın zevkler
heyecanlar çok daha güzeldir. Değil mi? Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Çok iç aşık oldun mu? Oldum. Dediğime katılıyor musun? Katılıyorum son derece. Sence? Bu varlığın nasıl tekamül etmek istemesiyle ilgili bir şey yani. Ben şimdi bu daha farklı bir şey söyleyeceğim. Senin kitaplarında aşkın yolculukları, o elektriklenme, voltajın yükselişi, patlama yapışı. Onun için çok doğru. Evet. O yolculuğu çok güzel anlattığına göre aynı kanıyı paylaşıyoruz galiba. Evet. Ben mutlusun. Kısaca albümden bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Kısaca. Henüz bir ay oldu çıkalı ve bayağı güzel gidiyoruz. Özellikle sosyal medyada falan 2 milyonu geçmiş durumdayız. Çok kısa sürede, 2-3 haftalık bir sürede. Ve şöyle sadece o şarkı, o albümde Mutlu Son şarkımızı kliplendirdik. Evet. Sevgili Murat Çöker çekti. Müzik prodüktör, müzik direktörlüğümüzü sevgili Febio Taşel yaptı. Ve Embe ile düetimiz var. Çok renkli bir albüm oldu. Aynı zamanda yine Yıldırım Gürses'e ait Çal Kanlım Çal şarkısını çok güzel bir şekilde düzenledi Emirhan Cengiz. Yani çok güzel, çok renkli bir albüm oldu. Ve Mustafa Ceceli'nin de çok güzel bir aranjesi var. Zeki Güner'e ait bir şarkıyı çok güzel aranje etti. Yani tavsiye ediyorum. Güzel bir albüm oldu. Güzel böyle arşivlik bir albüm olduğuna inanıyorum. Ama bu seferki kanunla ilgili değil. Bir pop. Evet, bir değişiklik yaptık. Şimdi pop müziğe doğru bir sıçrayış yaptın. Evet. Hiç tahmin edilmiyordu ama sürpriz. Böyle bir şey deneyelim dedik Samsun Demir'le. Çok da güzel bir şey oldu. Ben de hayalim de aslında yapmak istediğim bir şeydi. Cesaret edemiyordum ama sevgili Samsun Demir beni cesaretlendirdi. Güzel de bir proje çıktı. Herkese çok teşekkür ediyorum emeği geçen buradan. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Kulaklarımızı, gözlerimizi şenlendiriyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Mersi. Bir yana yıldızlara söyledim mutlu sonu.
Değerli izleyiciler, bir şeffaf odanın daha sonuna geldik. Çok keyifliydik. Dediğim gibi gerçekten farklı boyutlara geçtik. Her ne kadar dördüncü boyutta geçemediysek de üç boyutun bile farklılığını ortaya koyabildik. Konuklarım, çalışma arkadaşlarım, ben sizlere iyi bir pazar ve iyi bir hafta diliyoruz. Gene gelecek hafta değerli konuklarla müzikli, keyifli söyleşimiz olacak. Şimdilik hoşça kalın.